Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalıcı öje yapacağız. Tüm tırnaklarımı çıkardım ve törpüledim. Törpüleme için kullandığım törpüleri size daha önce göstermiştim. 240'a 240 seviyorum. 100'e 180 de güzel. İkisinden biriyle törpülemeyi yapabilirsiniz. Törpüleme bittikten sonra ben kendi parlatıcı maskemi kullanıyorum. Artistry Signature Select'in maskesi. Bu böyle partiküllü bir maske. Ve bundan alıyorum şöyle. Ve tırnak kenarlarıma sürüyorum. Ve ovuyorum. Şimdi bir tanesini yapalım özellikle. Şöyle ovuyorum ve yıkıyorum. Hemen yıkayayım, geleyim. Ve kütüklerin nasıl gittiğini görmüş olacağız böylelikle. Ben ojemi çıkartırken tırnak etlerimi ittiğim için bu işlemi yapmadan başladım. Ama size tavsiyem şöyle iterseniz. Böylelikle kütükler daha da çok açığa çıkmış olur. Şu şekilde bu alanı boşaltmanız gerekiyor. Şimdi kütükler çıktı. Fazla olan etlerim çıktı. Şimdi sıra şöyle yapayım. Daha rahat nasıl olacak? Şimdi normalde hep kendim yaptığım için size göstermesi tabii ki biraz kamerayla zor olacak. Böyle kalanlar varsa onları alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fazla olan etleri de kestim. Şimdi bir kontrol edelim. Gayet boş ve pürüzsüz duruyor. Yıkamıştım zaten. Şimdi gelelim tırnak yüzeyini hazırlamaya. Tırnak yüzeyi için 240'a 240 bence çok yumuşak bir fırça. O yüzden şöyle üstündeki o yağlı tabakayı almak için şöyle biraz törpülüyorum. Bunda çok tırnağınızı inceltmenize gerek yok. Hafif üstündeki bu yağlı tabakayı almanız yeterli. Bufferlayabilirsiniz arkasından. Çünkü bazen pürtüklü oluyor. Şimdi gayet hazır. Tozlarını alalım. Şimdi gayet hazır. Sıra geldi primer yapmaya. Primer için ben artık renklileri kullanıyorum. İlk başta şeffaf kullanıyordum. Şimdi renkliye geçtim. Böyle daha pratik geliyor açıkçası bana. Color Base diye geçiyor. Bunun numarası 15 gördüğünüz gibi. Ben aslında 2 istemiştim ama 15 göndermişler. Artık geri de göndermek istemedim. Ve kullanıyorum. Rengi şöyle pembemsi bir şey. Şimdi direkt base'i uyguluyorum. Normalde bunun altına bir primer uyguluyorlar ama ben primer'ı almamışım ve o yüzden de gayet de bunlardan memnunum. Şu an için bir sıkıntı yaşamadım. En dibe kadar gitmeyin. Şöyle biraz daha ortalayayım. Bu şekilde sürebilirsiniz. Çok diplere götürdüğünüz zaman orada birikme yapıyor ve ondan sonra da bu birikme tabakalaşıyor ve çabuk ojenizin çıkmasını sağlıyor. Yani kalıcı olmuyor. Şöyle böyle ters çevirip bir yer çekimine bırakın. Ve o zaman biraz daha bombeli oluyor orta taraf. Yani base'in ortada birikmesini sağlıyor. Şöyle. Akışkan bir yapısı var. Color Base'i uyguladım bu şekilde. Şimdi kurutacağım. Bunun için de bir tane ultraviyole lambaya ihtiyacım var. Direkt 90 saniyeye koyuyorum ben. Biraz bekletiyorum. Bunu daha az saniyelerde bekletiyorlar. Böyle hepsini sürerseniz akabilir ve bu sefer istediğiniz kıvamda olmayabilir. Tek tek kurutunca hakikaten şekilleri güzel oluyor. Böyle akışkan bir yapısı olduğu için düz tutmazsanız yine bir tarafa doğru kayabiliyor o jel. O yüzden en güzeli böyle hemen koymak ve kurutmak. Şimdi bekliyoruz. Evet, bitti. Evet, bu şekilde ve sert, biraz yapışkan bir üstü var. Onu silmenize gerek yok. Tam olarak istediğimiz şey hafif yapışkan olması. Çünkü üzerine bir uygulama yapacağız. Kalıcı ojeyi sürmüyorum. Ben bu beyzi bu şekilde kullanmayı sevdim. Şöyle bir altın yaldız almıştım. Bu böyle yapışkanlı gibi. Hafiften dokunduracağım. Evet. Böyle bir şekil olmasını istiyorum sadece. Ben uç kısımlarını uygulamayı düşünüyorum bugün. Bu kadar. Şimdi sıra geldi top coat uygulamaya. Bunun için eğer parlak bir üst koruyucu istiyorsanız Iron'u kullanabilirsiniz. Velvet'i kullanırsanız da mat bir uygulama oluyor. Bunu mata çevirmek isterseniz. Şimdi açıyorum. Bu zaten şeffaf bir şey. Şöyle ve akışkan bir şey. Direkt bunu sürüyorum. Bunda da kenarlara taşırmamaya, hatta mümkünse birazcık kenarlarda boşluk bırakmaya çalışırsanız ve ucunu kapatırsanız uçtan da kırılmaları engelliyor böylelikle. İşte bu kadar. Şimdi tekrar kurutmada. Ben iyi kurusun diye yine 90'a ayarlayacağım. Yani daha az kurutulabilir belki, bilmiyorum, ama ben 90'da kurutuyorum direkt. Evet. Tekrar kurumaya bırakıyoruz. Evet, bitti. Ve kalıcı hocam hazır. Şöyle dokunabilirim. Gayet de sağlam. Arkasından bir yağ ile rahatlıkla kullanabilirim. Hemen yağını da süreyim. Ben yağ olarak Yves Rocher'in bu yağını kullanıyorum. Daha iyi yağlar belki vardır. Bilmiyorum. Ben bir kez almıştım ve çok uzun zamandır kullandığım için de benim için gayet kullanışlı. Şöyle sadece diplerini bırakıyorum. Ve yediriyorum. Color Base'in kullanımı işte bu yüzden çok rahat ve kolay bir uygulama. Gayet de güzel oldu. Uzun sürede kullanıyorum. Yani neredeyse 2 haftadan sonra istersem çıkarıyorum. Ama isterseniz böyle bir uygulamayla belki bir aya kadar bunu kullanabilirsiniz. Gayet de sert. Şimdi diğer tırnaklarımı yapayım. Geliyorum. Evet, tüm uygulamam bitti. Şöyle bakabiliriz. Kullandığım tüm malzemeleri ayrıntılı bir şekilde anlattığım bir video yüklemiştim zaten. Yine videonun sonuna onu da eklerim. Malzemeleri çünkü burada ayrıntılı bir şekilde anlatmadım. Ama tüm ayrıntılı malzemeleri oradan bulabilirsiniz. Bu şekilde... Ve ben yaklaşık bunu dediğim gibi minimum 2 hafta sonrasında 3-4 haftaya kadar kullandığım oluyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.